Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Haftaya Bakış ile Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta olup bitenleri bir miktar değerlendirelim istiyoruz. Daha güncel olaylara el aldığımız bir program bu. Bu hafta AYM'nin Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. HDP'nin kapatılması yönünde açılmış olan davanın iddianamesini reddetti, iade etti daha doğrusu. Bunun üzerine Bahçeli AYM toptan kapatılmalı diye bir değerlendirme yaptı. Güvenlik soruşturması kanun değişikliği var idi mecliste. Bu muhalefetin oylarıyla reddedildi. Bunun etrafında dönen tartışma var. Onu değerlendireceğiz. Bir de Irak Türkmen Cephesi Başkanı istifa etti. Yerine bir başka isim geldi. Bütün bunları esasen AK Parti MHP arasındaki ilişkiler çerçevesinde biraz da o gözle bakıp ele alacağız. Bir de dışarıdaki gelişmeler var. Ukrayna Rusya arasındaki gerilim, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın İran'a gelmiş olması, gerçi Türkiye'ye de geldi, Ortadoğu ziyareti yaptı. 5 ülkeyi dolaştı. Orada yapılan bir anlaşma var. 400 milyar dolarlık ve 25 yıllık. Onun ne anlama geldiğini, bir de Türk Konseyi bu çerçevede kuruluyor. Son hazırlık toplantısı yapıldı. Aralık'ta da nihai resmi toplantı yapılacak ve resmen kurulmuş olacak Türk Konseyi. Bu çerçevede bunların birbirleriyle olan ilişkileri ve ne anlama geldikleri üzerine bir değerlendirme yapalım istiyoruz. Ben kısa bir özet geçtikten sonra hemen başlayalım isterim. HDP'nin iddianamesini önce raportör dedi ki bu usul açısından hatalar içeriyor. Yani yeterince deliller sağlam değil. Bir de odak haline gelmiş değil. Kapatılmayı gerektirecek bir faaliyet odağı durumunda değil burası deyip iade etti. Buradan başlayalım istersen. Ya başlayalım şimdi, sonuçta buradan ben sana sorayım. Son derece saçma olma ihtimalini de göze alarak. Yargının nasıl işlediği hakkında çok, teferruatı hakkında çok bir bilgim yok da. Yani iddianamede sözü edilen faaliyetler ile bu partinin odak olması arasında ilişkinin yeterince kurulmamış olduğuna hükmedenler, eğer aksine hükmetselerdi, aa tamam işte bu dandik deliller bu partinin odak olduğuna ispatlamaya yeter demiş olsalardı, Türkiye'de buna karşı yapılabilecek bir şey var mıydı? Ve yani şöyle sorayım, yargımız bu kadar saçma sapan işler yapmıyor mu? Buna benzer saçma sapan işler yapmıyor mu? Yapıyor. Burada niye yapmadı? Evet, bu önemli bir soru. Bunun pek çok cevabı var. Yani resmi açıklama gerekçe usul hataları olduğunu söylüyor. İşte yani iddianame copy paste diyor. Yeterince delil yok diyor. Bölücü faaliyet yaptığı şeklindeki iddia odak olduğu, bölücülük faaliyetinin odağı olduğunu kanıtlayacak iddiaları içermiyor diyor ve bunun delilleri noksan diyor. Bu resmi tarafı. Ama işin arka planında asıl yatan mesele şu. İddianamede Abdullah Öcalan'ın yazdığı bir kitaptan alıntılar var. Çözüm sürecine yönelik. İşte o çözüm sürecinde HDP bunun parçasıydı. Öcalan'la da görüştü. Öcalan zaten bir terör örgütünün lideri. Dolayısıyla bak işte bir terör örgütünden talimat alıyor şekline gelen bu anlama gelebilecek laflar var. Buradan diyor ki AK Partililer de o zaman biz de aynı durumla karşı karşıyayız. Birileri de kalkar aynı gerekçeyle bizim partiyi de kapatabilir. Bu son derece yanlış bir şey. Çözüm süreci başka bir şeydi. Bunun üzerinden bir delil üretemezsiniz. Çözüm süreci devletin verdiği bir karar. Yasal olarak bizim yürüttüğümüz ve sonuca ulaşmayan bir karardı. Bunu eğer iddianameye koyarsanız buradan her şey çıkabilir. Biz de bunun altında kalırız deyip esas itiraz edilen nokta bu. Tamam, bunun yani, için yapılıyor. Şimdi biz önce bir kendi pozisyonumuzu netleştirelim. Hepimiz mutabıkız ki evet, bu iddianamede sözü edilmiş olan şeylerle HDP'nin terörün odağı olduğu söylenemez. Evet. Yani HDP'nin terörün odağı olup olmaması bahsi diğer. Ama o iddianameye yaslanarak bu söylenemez. Şimdi bunda mutabıkız. Evet. Değil mi? Birincisi bu. İkincisi, bütün bunlara rağmen Türkiye'nin yargısı yukarıdan gelen direktifle evet tamam bu iddianamedeki gerekçelerle burası terör odağı olduğu gösterilmiştir diye hükme varabilir. Yani işte Gergerlioğlu davası da dahil olmak üzere birçok konuda öyle başıyla sonu birbiriyle alakası olmayan saçma sapan iddianamelerle birçok insanın ve birçok kurumun başı yakıldı. Burada da bu yapılabilirdi. Şimdi yapılmadı. Bu yapılmamış olması
Nın arkasında yatan espri, evet AKP'nin de başının derde girebileceği olabilir. Bu sağlam bir komplo gibi görünüyor. Eğer böyle bir şey var ise bu ne manaya gelir? Ya bu iddianameyi hazırlayanlar ya ne yapsak gidiyor deyip laf olsun diye böyle bir şey hazırlamışlardır. Bunun muhtemel sonuçları hakkında bu kadar bilgisizdirler. Bu ihtimal dahilinde mi? İhtimal dahilinde Türkiye'de, değil mi? Bir kere çok hızlı hazırlandı, açık, kısa zamanda hazırlandı ve özen gösterilmedi. Yani bir hukuk anlamında özen gösterilmedi gerekçelerin yazılması. Zaten hani bir parti kapatılmasına benim de itirazım var. Böyle bir dava açılması doğru bir şey değildir. Parti kapatma işi artık tarihe karışmadır, ayrı bir husus ama ya hukuk açısından da baktığımızda o özen ve dikkat yok iddianamede. İşte bir özensizlik durumu mu yoksa burada bir tür iktidarı ya da AKP'yi ketenpereye getirme? O zaman soruyu şöyle yapalım, doğru daha direkt konuşalım, eldivenleri çıkarmış olalım. Bu AK Parti ile MHP arasında bir bilek güreşi midir diye soralım. Evet, öyledir. HDP'nin kapatılması talebi MHP'den, Bahçeli'den geldi ve iktidar da evet dedi, onayladı. Ama AK Parti içerisinde Numan Kurtulmuş başta olmak üzere pek çok isim HDP'nin kapatılmasına itiraz ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki açıklamalarında zaten parti kapatması tarihte kaldı. Anayasaya bir madde koyalım, teklif dahi edilemez parti kapatılması diye bir hüküm koyalım demiş idi. Şimdi AK Parti içerisinde bir grup MHP ile olan ilişkinin sonlandırılmasını talep ediyor. Bir grup da bunun devam etmesini istiyor. Bu mücadelede tam da onun üzerine oturan bir mücadele. Zaten AK Parti'de belli bir grup HDP'nin kapatılmasına itiraz ediyor. Belli bir grup da kapatılmasını destekliyor. Bu Cumhur İttifakı içerisindeki bir denge meselesi. Bir taraf galip gelirse bu denge devam edecek, öbür taraf galip gelirse bu ilişki bozulacak gibi ya da bozulması yönünde bir adım, kuvvetli bir adım daha atılmış olacaktır. Zaten bir şeye baktığımızda andımız meselesinin Danıştay tarafından, Danıştay Genel Kurulu tarafından kaldırılmış olması da doğrudan doğruya bu zamanda böyle bir dönemde kaldırılmış olması da bu ilişkiyi bozmaya yönelik, test etmeye yönelik en azından diyelim bir ilk adımdı. Arkasından da HDP'nin kapatılması talebi geldi. Şimdi bu talep geri alınıyor. Ben bundan sonra HDP'nin kapatılmasının gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Eğer bu çerçeveden bakacaksak. Öyle de açık değerlendirmekte yarar var. Evet. Yani benim sahiden bilmediğim şeyleri ortaya koymaya çalışıyorum. Yani neyi bilmediğimi ortaya koymaya çalışıyorum. Neyi bilmediğimi söylediğim zaman net. Yani aslında hani izleyiciler açısından da bir takım cevaplar değilse de işte bir takım sağlıklı sorular üretmiş olabiliriz diye böyle dileşmeye çalışıyorum meseleyi. Yani burada sonuçta Ankara'nın zirvelerinde bir mücadele sürüyor olduğu aşikar. Bu ne kadar daha önce defalarca söyledim yani ne kadar monoblok hale getirirsen getir iktidarı o iktidar kendi içine çatlar. Hizipler çıkarır ve bu hizipler birbirleriyle rekabet ederler. Zaten bir araya gelmeleri ciddi bir takım tavizleri gerektiriyordu. Her iki taraf için tavizleri gerektiriyordu olan bir iktidar bloku oluşmuş durumda. Ve bu aslında beklendiğinden daha uzun sürede hayatiyetini sürdürdü. Niye sürdürdü bu kadar uzun süre ve hangi sayede sürdürdü bir bahis? Ayrıca da şimdi bu geldiğimiz noktada biz olup biteni içerideki gerilimin, kaynamanın nerede, hangi noktada, ne kadar yükseldiğini ölçecek bir termometre olarak kullanabilir miyiz şimdi? Sıkıntımız burada. HDP'yi kapatmak konusunda Bahçeli'nin ısrarını şimdi yükselmesi, aniden yükselmesi, bunun böyle ortalık yere atılmasının arkasına yatan gerekçe neydi diye tahmin ediyor idik. Erimekte olan bir oy tabanı var. Yani yoksa Türkiye'de hani terör artmış değil. Sınırın güneyinde yakın geçmişe kıyasla kontrol zayıflamış değil. Uluslararası konjonktürde... Tam tersi, Türkiye sınırın dışına çıkardı zaten terörü. Artık Türkiye sınırlar içerisinde eskisi gibi terör yok. İki, sıfır sınırdan 30-35 kilometre içeriye kadar, coğrafi derinliğe kadar girdi. Orada da terör yok. Yani Türkiye'nin ortalama 25 kilometre sınırının ötesinde bile terör yok. Sınırın güneyinde terör yokun ötesinde sınırın güneyinde bir bağımsız devlet nüvesi oluşma ihtimali var idi bir zaman. Evet, o da azaldı. Şimdi o konuda da bir gelişme yok. Uluslararası konjonktürde hali hazırda Kürtlerin çok lehine görünmüyor. Sınırın güneyinde Kürtlerin çok lehine görünmüyor. En azından olayın nereye doğru gidecek olduğu henüz belli değil yani. Yani Biden
hükümeti bu konuda kararını netleştirmiş değil ve Rusya'da o bölgede çok Türkiye'nin istemeyeceği şekilde bir inisiyatif alıyor değil. Dolayısıyla şimdi hali hazırda bizim birdenbire HDP'nin üzerine gitmeye kalkmamızı gerektirecek bir şey. Ayrıca zaten bütün bunların ötesinde bir de kolu kanadı kırılmış bir HDP işte mecliste böyle sessiz sedasız oturuyor idi. Değil mi? Yani evet. Şimdi bizim HDP'yi kapatmak gibi bir derdimiz var idiyse bunu yüksek sesle dile getirmek için çok daha uygun konjonktürler vardı. O zaman şunu da konuşalım da Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salih'i aynı zamanda Irak Parlamentosu'nda milletvekili Kerkük milletvekili şey Türkmen milletvekili Ortecan'dan bu istifa ettirildi. 2011 yılından bu yana başkanlık yürütüyordu. Erşat Salih'i köklü bir ailenin mensubu Türkmenler arasında. Abisi Saddam tarafından idam edilmiş. Kendisi de Saddam döneminde hapis yatmış birisi bilinen ve milliyetçi hassasiyeti çok yüksek olan bir isim. Özellikle Kürtlerle işbirliğine itiraz eden, tepki gösteren, Erbil yönetimiyle karşı karşıya olan bir isim. Bu bir süredir yürütüyordu ve bir taleple gelmişti zaten o dönemde. Şimdi bunun yerine Hasan Turan yardımcısı olarak geldi. Hasan Turan da daha önce milletvekilliği yaptı, Kerkük Meclis Başkanlığı da yaptı. Ama ikisi arasındaki fark şu, Hasan Turan daha İslamist bir kişi, Müslüman hassasiyeti çok daha yüksek ve Kürtlerle işbirliği yapmaya yatkın, birlikte çalışma arzusu olan, eğilimi olan ve bunun da geçmişte göstermiş olan birisi. O açıdan baktığımızda MHP ile AK Parti ilişkisi çerçevesinde değerlendirirsek ne oluyor? MHP'nin çok önem verdiği Irak Türkmenleri konusunda onunla paralel düşünen bir isim görevden uzaklaştırılıyor, uzaklaşıyor. Onun yerine tam tersi milliyetçi hassasiyetleri yerine dayanışmacı ve İslamcı damarının öne geçtiği ve bu çerçevede de Iraklı Kürtlerle birlikte hareket edebiliriz diyen bir kişi orada iş başına geliyor. Bu da aslında Cumhur İttifakı'nın içerisindeki çatışmanın, ayrışmanın bir başka göstergesi olarak önümüzde duruyor. Danıştay'ın aldığı karar öyleydi. AYM'nin şimdi aldığı karar böyle. Bahçeli burada her ikisinde de yargıya saldırdı. Ama Irak Türkmen cephesinin değişikliğinde henüz bir şey söylemedi daha. Ya da ben duymadım. Tamam, şimdi burada senin konuşurken laf arasında kullandığım bir kelimeye takılayım. Yani bir ifadeyle başlayayım. Yani MHP'nin çok hassas olduğu Irak Türkmenleri dedin laf arasında. Evet. Benim gördüğüm kadarıyla şimdi ortada öyle şuna buna hassasiyet falan kalmadı. Yani Uygur Türklerine herhangi bir hassasiyet sergileyemeyenlerin pekala bir şeyler için. Yani niye Uygur Türklerine hassasiyet sergileyemiyorlar? Sıkışıklık içeride yani. Buna işaret etmeye çalışıyordum. Dolayısıyla evet. Irak Türkmenlerini de pekala satabilirler. İslamcılara satabilirler. Buradan bir fayda sağlanması ümit ediliyor ise. Şimdi o fayda ne? Neyin peşinde koşuluyor? Deşifre etmeye çalışıyorum. Yani niye şimdi HDP'yi kapatmayı böyle yüksek sesle dile getirdik? Niye getirildi? Dediğim gibi hani niye getirilmediğini biliyoruz. Yani HDP yakın geçmişe kıyasla daha aktif olduğu için HDP'nin efendime söyleyeyim işte bölgede PKK daha Türkiye'de bir takım şeyleri yakın geçmişe kıyasla karıştırabiliyor olduğu için veya işte güneyde, sınırın güneyinde bizi tehdit ediyor olan bir şeyler olduğu için falan yapmadık yani. HDP'ye saldırıyı bunun için yapmadık. Niye yaptık? Demek ki bizim bir derdimiz var. Yoksa yani HDP... İç politika nedeniyle diyorsun daha çok. İç politikanın ötesine yani Bahçeli'nin kendisine yönelik bir sıkıntı var. Kendisinde bir sıkıntı var. Hani bunu ne olarak görebiliriz? Benim aklıma geliyor olan kamuoyu araştırmalarındaki erime. Ne olmuştu? Şimdi şunu hatırlayalım. Son seçimlerde AKP ciddi oranda MHP'ye oy kaybetmişti. Yani AKP'li evet. Ve MHP'li adayların birlikte seçime girdikleri, yani birbirlerine karşı seçime girdikleri birçok AKP kalesinde MHP seçim kazanmıştı yani. Eskiden AKP'ye oy verenlerin oylarını alarak seçim kazanmıştı. Bu işbirliği öyle görünüyordu ki MHP'nin lehine çalışıyor. Ama aynı zamanda da bir ittifakın da lehine çalışıyor. Eğer MHP olmasaydı zaten o oylar başka bir yere de gidebilirdi. AK Parti'den uzaklaşma eğilimindeydi. AK Parti'den uzaklaşan oyları aslında bir başka çemberde MHP korumuş oldu. Kimin adına? Hem kendi adına hem de AK Parti adına korumuş oldu. Ha, ittifakın lehineydi. Tamam. Evet. Ama ittifakın içindeki dengeler itibariyle bakıldığında
momentum AKP'den MHP'ye doğru bir akış ima ediyor. Evet, doğru. Şimdi son dönemde yapılan araştırmalar olayın böyle olmadığını, AKP'den MHP'ye akmış olan oyları MHP'nin kendisini tutamadığını, tutamıyor olduğunu, yani senin güzelce ifade ettiğin gibi AKP'den ittifakın dışına çıkmamak için MHP'ye kayan oyları MHP orada tutamıyor. Araştırmalar bunu gösteriyor değil mi? Evet. Yani MHP çok hızlı biçimde erozyona uğruyor. Şimdi araştırmalara çok itibar etmeyelim falan ama yani kamuoyunda da bunu görüyoruz. Yani MHP'li kamuoyunda da bu işten ciddi bir kayba uğrandığına dair bir rahatsızlık, MHP adına konuşanlarda da bir rahatsızlık hissediliyor. Zaten şuradan da hissediyoruz. MHP yönetimine yönelik herhangi bir itiraz yükseldiğinde kaba şiddetle, biçimsiz, çirkin şiddetle bunun üzerine gidiliyor. Çok uzun süredir Bahçeli sokaktaki işte ülkücülere hakim olmakla övülüyordu olan bir aktördü. Öyle değil mi? Tabii tabii. Yani sokaktan aldı gençliği diye hep nitelendirildi. Şiddet potansiyelinin yüksek olduğunu bildiğimiz bir kesimi sokaktan aldığı diye övülüyordu olan bir adamdı ve ama şimdi görünen o ki bunları sokağa salmak zorunda kaldı. Yani bir şeyler yolunda gitmiyor Bahçeli için. Dolayısıyla tam sokağa saldı demeyelim ama yani artık şey değil. Yani o hassasiyetini çok fazla öne çıkarmıyor diyelim. Daha çünkü sokağa çıkan bir gençlik yok. Hayır. Ülkücü gençlik yok. Tamam, sokağa çıkan ülkücü gençlik yok derken neyi kastediyorsun? Yani siyaset yapmak için sokağa çıkan yok ama işte birilerini cezalandırmak için. Tek tük olayla yani bir gençliğin kitlesel bir şey olduğunu zannetmiyorum. O örgütlenmiş bir grubun şeyler olarak değerlendirmek lazım. Ben örgütlemedim yani onları. Yani sonuçta tam da onu demek istiyorum. Şimdi orada bir şiddet uygulayarak bir şeyler yapmaya çalışanlar MHP'nin üst yönetimine yönelik gelebilecek eleştirileri şiddet yoluyla bak biz engelleriz diyorlar yani. Şahit olduğumuz tablo bu. Orada bir sıkıntı olduğu görülüyor. Ve ana hatları itibariyle de hani çok böyle uzaktan meseleye sanki sıradan bir ülkede yaşıyormuşuz gibi bakacak olursak temel mesele MHP'nin kendisine gelen oyları kendisine tutamıyor olması ve bunun MHP'de bir sıkıntıya yol açmasından kaynaklandığı, bütün bu tansiyon yüksekliğinin buradan kaynaklandığını varsayabiliriz. Ve işte buradan bir HDP'ye yönelik kapatma davasıyla işte Kürt düşmanlığının, Kürt karşıtlığının kalesi olduğunu hatırlatma ve ortağı olduğu iktidarı da buna zorlamak çabası gibi görünüyordu HDP'yi kapatma davası. Şimdi bunu bir kenara koyalım. İkinci tarafında ortada bir yargı var. Çok uzun süredir çok özensiz bir biçimde ne yapsak gider edasıyla iş yapıyor olan, iş yaptığına dair sayısız misali olan bir yargı var. Yani işte avukatlar şahitleri çağırıyorlar, getirmiyor şey yargı makamı falan filan gibi böyle göz göre göre kör gözün parmağına bir takım hukuksuzluklar yapan bir yargı sistemimiz var. Şunu görüyoruz yargı sisteminde. Önce hangi kararın verileceği kararlaştırılmış bir yerde, sonra o kararı vermek için uygun prosedür gerçekleştiriliyor, ona uygun iddianame yazılıyor filan falan. Yani hukukun işleyişi bunun tam tersidir. Tam tersi olması gerekir. Olması gerekir, evet. Önce verileri toplayacaksın, sonra buradan işte bir prosedürü izleyeceksin ve oradan bir hükme varacaksın. Ama görünüyor ki bizim yargımız çok uzun süredir zaten hangi konuda hangi hükme varacağını önceden belirlemiş. Ve buna göre geriye doğru bir şeyler çalıştırıyor. Şimdi bu hikayeye böyle baktığımız zaman bu yargı HDP'nin kapatılmamasına karar vermiştir dememiz gerekiyor. O zaman şimdi geriye doğru, filmi geriye doğru sardığımız zaman evet nereye geliyoruz? Bu MHP'nin çıkışı, HDP kapatılsın çıkışına gösterilen reaksiyon ya bir takım yargı mensupları tarafından AKP'yi de zor duruma düşürme potansiyeli olacak şekilde formüle edildi veya özensizlik yüzünden böyle oldu. Sonuçta da top direkten döndü, döndürüldü. Evet. Ama cevabını bilmediğim soru şu, tekrar oraya geleyim yani. Bu özensizlikten mi kaynaklandı yoksa kasten birileri iddianameyi, HDP iddianamesini öyle yazdı ki eğer bu iddianame ile iş görülecek olursa AKP de kapatılabilir.
AKP, bunu sosyal medya, sosyal medyada bunun geyiği çok yapıldı. İşte Bahçeli özellikle AK Parti'yi kapattırmak için de böyle bir iddianamenin yazılmasını arzu etti. Ama son anda fark edildiği için bu geri çevrildi falan denildi. Ama ben o kadar olduğunu zannetmiyorum. Bu kadar kısa zamanda çok uzun bir iddianamenin hazırlanması gerçekten de kolay bir iş değildir. Hele hele Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'nda bu iş için çok hazırlıklı bir alt kadronun da olmadığını tahmin ediyorum. Yetişmesi mümkün değil. Zaten çoğu gazetelerde çıkan iddialar, haberler şeklinde olan bir iddianame gibi gözüküyor. Ben bakmadım, etraflıca incelemedim ama bir bakanlar itibariyle onların değerlendirmelerini göz önüne aldığımızda zayıf gözüken bir iddianame. Özensiz olan bir iddianame. Özensiz olması eğer kapatılmak istenseydi dikkate alınmayabilirdi de zaten. Anayasa Mahkemesi bunu devam ettirebilirdi. Yani şimdi bu özensizlik çok zaten yaygın bir şey ve dediğim gibi çok yaygın bir şey. Bütün davalarda görüyoruz, yani sıradan cinayet davalarında bile görüyoruz. Dolayısıyla bu özensizlik tek başına meseleyi açıklayabilir. Ama aynı zamanda hani burada bir komplo aranacak olursa bir komplo kurulmuş da olabilir. Bunların hangisi gerçek ise ona göre Türkiye'nin yakın vadesi başka bir mecraya akacaktır. Onları bilemeyiz yani. Ama hani önümüzde böyle bir soru işareti var. Bunu paylaşmış olayım. Bunları bilmiyoruz. Doğru. Arka planda neler döndüğünü bilmiyoruz. Ve dönenler şunlarsa Türkiye başka bir yere doğru gidecek. Bunlarsa başka bir yere doğru gidecek yani. Bu tabii sonuçta işte HDP'nin kapatılma konusundaki tereddütlerin vesairenin falan iktidarı çatlatacak bir şey olup olmaması bahsi diğer. Onların tabii bu faktörlerle açıklanabilir olduğunu zannetmiyorum. Şimdi net toplamda bakalım. Bahçeli HDP kapatılsın diye feveran etti mi? Etti. Üstüne düşeni yaptı mı? Yaptı. Üstüne düşenin fazlasını yaptı mı? Yani Anayasa Mahkemesi de kapatılsın deyip teknik olarak bakarsam bir anayasa suçu da işledi mi? İşledi. Yani gözünü kararttığı görünüyor. Üstüne düşeni yaptı. Anayasa Mahkemesi kapatılsın talebini dillendirmek anayasa suçu olmaz. Sonuçta o da kendi görüşünü ifade ediyor. Anayasada bir değişiklik talep ediyor. Şu anayasal bir kurum, anayasa tartışmaları da var. Bu tartışmalarda biz bu kurumu kaldıralım diyor bu. Bir darbe suçu işlediği şeklinde değerlendirmek doğru değil. Ama siyaseten kendi çıkarına uygun olanı yapmaya çalışıyor. Çünkü HDP kapatılır ise Cumhur İttifakı'nın bozulmasının esas dinamiği ortadan kalkmış olacak. Daha yakınlaşacak Cumhur İttifakı birbirine. Bozmaya çalışanlar bir mağlubiyet almış olacaklar. Buradan hareketle siyasi olarak baktığımızda Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılmasını istemesi anlaşılabilir bir durum. Hiç öyle bakmıyorum. HDP kapatılsın, Cumhur İttifakı o saat dağılır. Yani HDP kapatıldığı zaman Cumhur İttifakı'nı bir arada tutuyor gibi görünüyor olan öteki ortadan kalkacak yani. Daima bir başka öteki bulunur ya. Yani analitik olarak öyle görünür ama pratikte evet, o öyle çalışmaz. Bahçeli HDP kapatılırsa Cumhur İttifakı'nın çimentosu güçlenir diye varsayıyor olabilir mi? Olabilir. Ona bir itirazım yok. Ama ben eğer öyle varsayıyorsa yanıldığına eminim. Benim asıl derdim şu. Orada HDP'nin varlığı Bahçeli'yi elzem kılıyor. Bahçeli'nin de zaten HDP'nin kapatılmasını sahiden istediğini zannetmiyorum yani. Benim düşüncem şu yani, benim varsayımım şu. İşte Bahçeli tam, bakın kardeşim bu memleketin başını belaya sokan işte bunlar, bunlarla bir tek ben dövüşüyorum ve sonuna kadar dövüştüm. Gördünüz, şahitsiniz değil mi? Şimdi aha benim koltuğumu bana bırakın demek için bunları yaptı ve muradına erdi. Bunun bir sonuç doğuracağını varsayıyor. Yani kamuoyundaki kaybediyor olduğu karşılığı tahkim edebileceğini buradan. Bunu bundan sonra da kullanabileceğini, ama bak ben demiştim. Zaten bir tek ben mücadele ettim. Bu HDP ile vesaireyle, PKK ile bir tek ben mücadele ettim. Can Siperhan'la bir biçimde mücadele ettim. Şu muhalefete karşı ve işte hatta iktidarın içindeki oyun bozuculara karşı bir tek ben mücadele ettim demek için gerekli olanları yaptı diye düşünüyorum. Bunun için yapıldı bunlar. Yani yoksa HDP'nin kapatılması
ve buradan Cumhur İttifakı'nın muhafaza edilmesi gibi bir hesap olmadığını düşünüyorum. Tabii bu arada HDP'nin kendi içerisinde de pek çok tartışma olduğunu biliyoruz. Dışa çok fazla yansımamış olsa da işte kendi içerisinde dönüştürmek isteyenler var, partiden ayrılmak isteyenler var, yeni bir parti kurmak isteyenler var. Ama esas mesele PKK'dan uzaklaşma, ondan bağımsızlığını ilan etme yönünde bir güçlü damar da var HDP içerisinde. Onun mesela desteklenmesi ve HDP'nin iyice yalnızlaştırılması politikası izlenmek yerine tam tersi HDP'nin PKK'ya çok daha yakın olduğu iddiasıyla onun yanına atma tutumu izleniyor idi. Muhtemelen bu iddianamenin geri çevrilmesiyle de bunun arasına bir kama sokulmuş oluyor. Kandil'le HDP giderek mesafe, arasındaki mesafe açılmış olacak bundan sonrası için diye de tahmin ediyorum. Şimdi bunlar güzel formülasyonlar. Yani HDP ile PKK arasında bir irtibat var mıdır? Bence vardır yani. Mesele şu, 7 Haziran'da HDP çok yoğun tereddütler ve tartışmalar içine girdiği seçimde kimileri için beklenmedik, kimileri için korkulan oy oranına ulaştığında Türkiye'yi kan gölüne çeviren PKK oldu. Evet. Tek başına değil, devletle karşılıklı paslaşarak. Sonuçta eğer o seçim zaferinin üzerine HDP'ye nefes alacak zaman sağlansaydı HDP ile PKK'nın arası açılacaktı. Bunu da ilk idrak eden, daha olmadan idrak eden PKK'ydı. Bu tür hikayelerle HDP ile PKK'nın arasını makası açmaya çalışmak falan abesle iştigal. Yani orada PKK diye bir şey var. Bu makasın açıldığını hissettiği anda olaya müdahil olacak tek aktör devlet değil ki PKK da. Yani sonuçta iki ateş arasında kalmış olan bir HDP'den söz ediyoruz ve bir inisiyatif beklerken de HDP'den bekliyoruz. Yani HDP'nin içinde tartışmalar olacak. Sonra bu tartışmalardan PKK ile arasında mesafe koymuş bir HDP çıkacak. Böyle bir şey mümkün değil ki. Teknik var ama öyle bir tartışma. Öyle bir tartışma var. Öyle bir ayrışmaya doğru var, gidiş var. Vardır tabii yani. Partinin içinde bu tartışma hep vardır da. Yani tamam ben PKK ile arama mesafe koyuyorum dediği zaman bunu yapabilecek bir özne yok. Yani özne bunu tartışıyordur da. Buna niyet de edebilir, heves de edebilir, yapamaz. Yani demeye çalıştığım şey bu. Bunu yapabilmesi için HDP'nin yanına devletin PKK'ya karşı bir pozisyon alması gerekiyor. Bir ağırlık koyması gerekiyor yani. Minimum. Yani sen şimdi devlet ve PKK olarak bir gerilim aksi yaratmışsın. Ortaya HDP'yi koymuşsun. Ondan sonra şunu yapacaksın. Yani bu aksi korumak kaydıyla. Bunu yapacaksın. HDP kendi içindeki tartışmalarla debelenmeyle buradan çıkacak. Böyle bir şey mümkün değil yani. Benim de tam tersi gözlemim artık o gerilime ihtiyaç duymayan bir noktaya doğru işler evriliyor. Dolayısıyla PKK'nın iyice zayıflatılması, güçsüzleştirilmesi dönemine geçiliyor gibi geliyor. O manada da işte HDP'nin bağımsızlaşması zaten kendiliğinden de olur. Öbür taraf zayıfladığı için hafif destek verilirse de bu hızlanmış olur. O gerilime ihtiyaç duyan kimdi ki? O gerilime ihtiyaç duyan biz değildik. HDP de değildi. O gerilime ihtiyaç duyan gerilimin iki kutbu. Evet, işte ben de devletin o gerilime ihtiyaç duymadığı noktaya doğru işin gitmekte bugün, olduğu kanaatindeyim. Bugün duymaz yani. Yarın yeniden duyduğu zaman. Ya 7 başka Haziran'da bir gerilim oluşur. 7 Haziran'da böyle bir ihtiyaç yoktu yani. İşte 7 Haziran'da bu ihtiyaç devlet adına ya da kendisini devlet olarak görenlerin ihtiyacıydı. Türkiye'de başka kimsenin böyle bir ihtiyacı yoktu. Şimdi AKP'nin şu andaki konjonktür itibariyle böyle bir ihtiyacı olmadığını varsayabiliriz. Bunu kastediyor ise. Evet. Yani buna bir daha PKK bu oyuna gelir mi? Gelmez. PKK'nın öyle bitirilmiş olduğu, bu oyunun dışına çıkmış olduğu falan gibi şeylere de çok itibar etmem. Yani çünkü PKK da kendi başına bir şey değil. PKK'ya da başkalarının da ihtiyacı var. Yani var işte, o da başka bir şeye dönüşmüş olacak. Dönüşüyor galiba. Yani şunu demeye çalışıyorum. PKK'nın ortadan kalkması mesela kendi topraklarının önemli bir bölümünü kontrol edemez duruma düşmüş Esad'ın bile işine gelmez. Çünkü PKK varsa Ankara'nın başını derde sokabilecek bir enstrümanım vardır. PKK eğer gerçekten çok aşırı zayıflayacak bir duruma gelmiş ise falan, onu tahkim edecek, güçlendirecek işleri Esad bile yapar. Putin bile yapar. Yani böyle çok bütün oyunun merkezine kendimizi koyup oradan bir takım çözümlemeler yaptığımız zaman çok akıllıca yerlere gitmeyiz diye düşünüyorum. Yapıyor mudur Ankaralılar? Yapıyordur. Ona bir itirazım yok yani. Ama işler öyle gelişmez. Dolayısıyla şimdi orada bir PKK hali hazırda var ve evet
HDP'nin kendi bağımsızlığını, PKK'dan tam bağımsızlığını ilan etmesi PKK'nın içine gelmez. HDP'nin içinde tartışmalar buraya doğru evrilecek olursa bir takım suikastler, bir takım adam kaçırmalar, şunlar bunlar olur. Çoğundan haberdar bile olamayabiliriz. Filan yani sonuçta bu işler böyle masa başında planladığın gibi yürüyen işler değil ki. Ana hatları itibariyle yani iş çok da dallanıp budaklandırdık. Bunlara gitmek çok mantıklı değil. Yani değil, sonuçta, evet. Sonuçta şimdi buradan bu Cumhur İttifakı'nın çatlayacağı temennisini bir ete kemiğe büründürmeye çalışıyor isen yani bu Cumhur İttifakı çatlayabilir. Buna bir itirazım yok. Ama bunlardan bu tasarımlarla olacak iş değil. Sonuçta Cumhur İttifakı evet zar zor bir arada duruyor olan bir şey ve onu bir arada tutan şey iktidar. Yani iktidarı kaybedeceklerini düşündükleri anda ilk yapacakları şey iki tarafın karşılıklı birbirini satması. Sonra da içeridekilerin yani her birisinin kendi içindekilerin karşılıklı birbirini satması olacak. Ben bir çözülme, kopma şeklinde değil de şartların yeni bir işbirliklerine, yeni bir ittifakları gündeme getireceği kanaatindeyim. Bir dönüşme yol açacak bu ilişki. Dolayısıyla bunun yerine başka bir şey konmuş olabilir. Onun başındayız. Olur mu olmaz mı ayrı bir şey. Denenir, belki olmayabilir. Buna daha kuvvetli dönülebilir. Ama şimdi bir deneme arayışında yeni bir ilişki biçimi ortaya çıkarma, yeni bir denge tutturma arifesinde ya da öyle niyetlerle hareket edildiği kanaatindeyim. Ben kendi hissiyatım olarak söyleyeyim. Yani bunları çok normal bir ülkede, normal bir konjonktürde yaşıyormuşuz. Varsayımı altta, arka planda var olarak düşünüyorsunuz, konuşuyorsunuz zannediyorum. Bu iktidar aşırı kireçlendi. Bu iktidar manevra yapma kabiliyeti artık yok yani. Yani bu iktidar yerinden oynadığı anda, yani herhangi bir yerini biraz oynattığı anda tel tel dökülecek durumda. Benim hissiyatım yani. Dolayısıyla bunu burada yani aslında HDP'nin kapatılması konusundaki feveranı filan Bahçeli'nin bu insiyakla yapılıyor. Yani HDP kapatılsın diye değil. Orada HDP'yi işte şöyle kriminalize ettik, böyle kriminalize ettik ama ortada da yani kriminal bir şey yok. Yok yani. Şimdi vatandaş da bunu görüyor. Yani şimdi vatandaş da diyor ki ya kardeşim tamam da hani bağırıp duruyorsunuz işte. Ne Kürt terörü var ortada, ne Kürtlerin çıkarttığı herhangi bir arıza var. Yani sizden başka hiç kimseye dert değiller. Size de niye dert değiller? Oy vermedikleri için. Yani size oy verseler size de dert olmayacaklar yani. Yani öyle değil mi yani? Şimdi sonuçta çözüm sürecini bitirmiş olan şeyin seni başkan yaptırmayacağız lafı olduğunu ulu orta alenen ve sanki çok haklı bir şeymiş gibi söylüyor. Söylemiyor mu iktidar ortakları? AKP'liler. Söylemiyor mu? Evet, en azından yandaşlar bunu çok net söylüyor. Siyasetçiler söylemese de. Yani bu ne demek? Şimdi çözüm süreci Türkiye'nin menfaatineydi ve biz bunu yürütüyor idik. Ama eğer bizim başkanlığımıza mani olacak ise Türkiye'nin menfaatlerini hiçe sayarız. Çözüm sürecini de bitiririz demek. Yani şimdi ya çözüm süreci Türkiye'nin menfaatine değildi, AKP'nin menfaatineydi. Veya eğer çözüm süreci Türkiye'nin menfaatine ise yani sırf senin başkan yaptırmayacağız diye bunu bitiriyor olmak senin kendi iktidarını, kendi seçim başarını Türkiye'nin menfaatinden daha çok önemsediğini gösterir yani. Yani şimdi bunlar ulu orta konuşuluyor bu ülkede ya. Böyle yani hani kimse bunları eskiden de böyle şeyler oluyor. Bunları bir İlhan Selçuklar falan yani bir hikayenin içine yedirip de satıyorlardı kardeşim yani böyle yani bir Kemalizmin şunun bunun falan yani işte bir dünya konjonktürü falan bu kadar ulu orta ve böyle pespaye içinde yapılmıyordu. Şimdi tekrar söylüyorum yani ortada bir Kürt problemi yok. Tabii ki Kürtlerin ciddi problemleri var. O bahsediyor yani o iktidarın şeyinin dışında iktidarın günlük hayatı sıkıştıran bir şey yok. Evet. Ama oyuna şikayet herhangi bir şey yok ve durmadan bunları söylemiş durumda. Şimdi bir şey yapılması gerekiyordu ve bu yapıldı. Benim açımdan, iktidar açısından bu HDP'nin kapatılmaması durumunda da evet yani bak ama biz üstümüze düşeni yaptık deme lüksünü sağlıyor. O yapıştırıcı olarak orada olursa bence onların işine yarar yani. Yapıştırıcı olan bir şey ve yapıştırıcıya ihtiyaçları var. Çünkü gerçekten de sürdürülemez bir sistemin içinde patinaj yapıp duruyoruz. Şimdi hatırlayalım yani. Ala valayla sattıkları bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Şimdi 2'de 1
Bahçeli bu sistemde asla delik açılmayacağını da söylemek zorunda kalıyor. Neden? Ya şimdi çünkü kamuoyunun şunu sorduğunu varsayıyorlar. Kendi kendilerine böyle varsayıyorlar yani. Ya kardeşim hani her şey çok hızlı, çok çabuk yürüyecekti, bir sıkıntı çıkmayacaktı. Ulan bir aşılamayı beceremediniz. Şu kadar zaman içinde yani aşıyı temin etmek ve bunu işte yaygın biçimde yapmak konusunda üstünüze düşeni yapamadınız. Ve bizi hala içeri kapatıyorsunuz. Kapatmaya çalışıyorsunuz filan gibi böyle bir şeyler kamuoyunun aklına gelecek. Hayır. Şimdi bunların yaratacağı bir takım, yarattığı bir takım çatlaklar var. Daha doğrusu ortadaki çözülmeyi böyle açıklıyorlar. Bir şekilde kendi içinde insicamını kaybetmiş, dökülüyor olan bir iktidar var. Şimdi bu iktidarı böyle, şimdi tamam bu iktidarın tamamının veya herhangi bir kanadının tamam buraya kadar böyle geldik ama şimdi dünya değişiyor. Bu değişen dünyada Türkiye'nin şartları değişiyor. Şimdi biz şöyle bir manevra yapalım filan diyebilecek durumda olduğuna hiç ihtimal vermiyorum. Dediğim gibi yani çok kireçlenmiş bir heyet var orada. Manevra kabiliyeti sıfır. Ama yani bu manevra kabiliyetin sıfır olduğu yerde düştüğü bataklıkta debeleniyor. Debelenme hadisesi sürüyor yani. Burada temel mesele muhalefette o bile yok. Evet, en azından iktidar blokunun içerisinde bir çözüm debelenmesi var. Bir çaba var değişim için. Muhalefette o dediğinde yok diyelim. İstersen burada bunları ben sürdürebiliriz. Ben şeyleri sorayım. Yani normal şartlarda senin dediğin atmosfer olsaydı, yani iktidar blokunda ya galiba bu oyunun sonu geldi, şimdi yeni maça çıkacağız. Bu maç için nasıl bir kadroya ihtiyacımız var? Nasıl bir oyun planına ihtiyacımız var filan diye kafa yoruyor olan birileri olsaydı, bir kere var mı böyle birileri? Yok. Yani bu tür bir şeyler yapabilecek kim varsa dışarı çıktı. Dışarı atıldı. Evet. Ya ben şimdi, iktidar blokunu, iktidara oy vermiş seçmen blokuna dayanan herkesi dahil ettiğim için içeride ya da dışarıda onlarla birlikte hareket eden devlet kurumları içerisinde oradan bir çözüm çıkacak. Tek başına AK Parti'nin içerisinden değil ama bir bütün olarak AK Parti'nin de dışına attığı kesimler de dahil olmak üzere dinamik orada. O dinamizmin üzerine bir şey çıkacak kanaatindeyim. Ha işte orada bir dinamik görmüyorum yani. Oradaki temel dinamik şimdi bu reisin yaptığı zırvalıklara nasıl mazeret uydururuzdan ibaret. Ya şimdi Bülent Turan bu BBC'ye bir mülakat vermiş galiba. BBC Türkiye mi bilmiyorum diye bir yere yani. Şimdi birisi de bunu ciddiye alıp onun içindeki çelişkileri falan dökmeye çalışmış. Ben gözlerim yaşardı okurken yani adamdaki çabaya. Yani sonuçta Bülent Turan'ın yerine kendini koy. Yani ne söyleyebilirsin ya? Herhangi bir konuda ne söyleyebilirsin? Senin kendinin bir iraden olmasını imkansızlaştıracak bir şeyi, anlaşmayı peşinen yapmışsın. Şişen topun yerine kendini koy ve şu skandalı meclis başkanı, yani Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanları listesinde Şentop'un adı, Türkiye Cumhuriyeti var kalacaksa bir tarihler arasında burada bir de Şentop diye biri vardı diye geçecek ve sen şimdi kendini onun yerine koy yani. Şimdi sen tam da iyi bir yere geldin. Güvenlik soruşturması yasasının kabul görmemesi. Bu muhalefetin işte yeterince adam bulundurmadığı, sayısının yeterli olmadığı, muhalefet diyorum iktidarın ve muhalefetin sayısının çok olduğu ve böylece bir anlık kotarılmış bir iş gibi sunuldu. Benim işte bir 15 yıllık parlamento deneyimim var, muhabiri olarak orada çalıştım. Bu işlerin öyle dönmediğini bilirim. Bilinçli olarak AK Parti'nin içerisinde bir grubun oraya girmediğini ve oraya girmeyeceğini de muhalefete bir şekilde haberdar ettiğini ve bunu bilerek, isteyerek gerçekleştirdiğini zannediyorum. İşte dinamizm derken ben oradakini görüyorum. Bülent Turan'ın açıklaması değil. Orada bir şeyler kaynıyor. Bir şey yapıyor. Yarın bunu evet diyebilirler, oylayabilirler. Fark etmez. Onun önemli değil. Zaten kanunun içeriğine itiraz değil buradaki mesele. Olup bitene bizim bir tepkimiz var. Bir başka çözümümüz var, arayışımız var. Bunları kabul etmiyoruz mesajı geliyor. Bugüne kadar sessiz duran AK Parti milletvekilleri içerisinde. Şimdi orada öyle bir kaynama vardır. Buna bir itirazım yok. Temel mesele şu. O kaynamanın böyle bir itiraz gerçekleştirdi. Sonra yukarıdan bir direktifle yeniden salona sokulup, yani bu skandalla yani, oylama yenilenip sonra da bunlar salona sokulup böyle hani göstere göstere oylarını atmalarını sağlayacaklar mı? Buna güçleri yetiyor mu? Yetiyor. O senin kendisine
bir biçimde bel bağladığını ya da işte bir... Tam bel bağlamak değil de orada bir kaynama olduğunu gösteren şey. Evet. Yani merceklerimizi oraya odaklayalım dediğin yerde ki şeyi olağanüstü bir nasıl diyeyim nobranlıkla bastıracaklardır. Şu tamam yok yani. Tam öyle olacak ama bu bile onların amacına hizmet ediyor. Çünkü o şeyi gösteriyor. Bu işin yürümeyeceğini öbür tarafa göstermiş oluyor kamuoyuna, geniş kamuoyuna. Eskiden olsaydı Süleyman Demirel'e böyle bir şey yapılmış olsaydı Süleyman Demirel getirin lan şunların listesini kimmiş bunlar diyecekti. Değil mi? Evet. Onları mimleyecekti. Yani ilk fırsatta nallanacak insanlar olarak mimleyecekti ve fakat burada bir sıkıntı var. Şimdi bu sıkıntıyı gidermemiz, bu gazı almamız gerekiyor diyecekti. Şimdi diyorum ki böyle bir şey yok. Son söylediğine sonuna kadar katılıyorum. Bu sürdürülemez. Sürdürülemez olduğu çok görünüyor yani. Boğaziçi gösterilerine polisin gösterdiği şiddetten de Süleyman'ın sağda solda yaptığı açıklamalardaki fütursuzluktan da yani işte o Bülent neydi onun mülakatındaki çaresizlik ve fütursuzluktan da görünüyor ki yani gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar yani şimdi insan hakları planı filan açıklıyorlar. Yani şimdi burada adamı nasıl derdest edeceklerini şaşırmış biçimde abuk sabuk gerçekten vicdan kanatan işler yapıyorlar. Sonra burada olağanüstü bir arsızlıkla işte insan hakları memnesi açıklayabiliyorlar. Şimdi bunu sürdürülemez olduğu aşikar değil mi? Yani bu tabii ki işte tamam tam da bunu gösteren dinamik hangisi? AK Parti'nin içerisindeki bir grup isimlerini bilmediğimiz onlar biliniyordur. Kimlerin katılmadığı bellidir çünkü. Onların tutumu ve tavrı neyi gösterdi? Meclis başkanının bugüne kadar hiç meclisin tarihinde olmayan reddedilmiş bir kanunu yeniden getirip oylatma noktasına getirdi. Bu aslında meclisin meclis olmaktan çıktığının da ilanıdır. Burası çözüm merkezi değil. Burası bitti. Bunu gösteren dinamik muhalefetin tavrı olmadı. Mesela Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülürken muhalefet bunu yapabilirdi. Yapmadı. Ama burada sessiz bir grup bize bambaşka bir şeyi göstermiş oldu. Evet dediğin gibi nobran bir şekilde getirip onlara oy attıracaklar. Geçireceklerdir bunu. Öyle tahmin ediyorum ben de. Ama bu bile onların kazandığını gösteriyor. Onları bunu mecbur edenlerin değil. İşte tamam yani buradan orada bir kazanç görmeni senin iyimserliğinin bir sonucu olarak okuyorum. Ben de diyorum ki sonuçta onların tamamı derdest edilecek herhangi bir yani bu kamuoyuna bunu göstermek idiyse senin muradın kamuoyu bunu gördü ya. Gördü. Kamuoyu evet. Ortada bir meclis olmadığını zaten çoktan gördü. Yani orada meclisin başkanı olarak oturan adamın aslında kendisi olmadığını yani işte Bülent Turan'ın kendisi olmadığını bütün bunları kamuoyu çoktan gördü yani. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen sistemin aslında zırva bir şey olduğunu, bununla en ufak problemin bile çözülemeyeceğini, her şeyin keyfi olduğunu, bu keyfiliğin herkesi risk altına soktuğunu, kamuoyu bütün bunları gördü. Dolayısıyla şimdi hani bu AKP'li vekillerin bu şeye girmeyerek böyle bir şov yapmalarının ekstra bir katkı sağladığını ben zannetmiyorum ama yani içeride bir çatlak olduğunu, yani olmaması mı akıl dışı olur? Yani olmaması akıl, artık gösterilmiyor bu. Saklanmıyor. Bu vartayı atlatsınlar, ikinci başka bir şey de yeniden çıkacaktır. Üçüncü de yeniden çıkacaktır. Yani illa mecliste çıkmayabilir, başka bir yerde çıkar. Fark etmez, bu hızlanacak yani. Hepsini Biden'ın adamı olarak etiketleyip bir paket halinde bir KHK'yla bir daha sittin sene hiçbir şey olamayacak hale getirebilirler yani. Yani iş buralara varmış durumda. Bu kaba güç gösterisi, biçimsiz, kaba, nobran, özensiz, çirkin. Yani şimdi bu çok yeni bir şey değil yani. Yani sonuçta İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan adamın edası. Yani şu Şentop ne demiş o özele bir laf etmiş mesela. Şimdi hatırlayamadım lafı. Yani koşup gelmişsen ben de takip etmedim yani çok meydan okumak falan meydan, böyle yani sokak ağzıyla şimdi meclis başkanı sokak ağzıyla konuşuyor İçişleri Bakanı sokakta bile konuşulmayacak ağızla konuşuyor falan böyle abuk sabuk işler oluyor yani şimdi bunlar Türkiye'de kimsenin içine sindireceği şeyler değil. Türkiye %3'ün 5'in elinde rehin durumda ve bu sistemi sürdürmekten başka vites büyütmekten başka bir seçenekleri olduğunu zannetmiyorum. Bir seçenek aradıklarını da zannetmiyorum. Ama yani arasalar da bir çaresi yok artık bu iş. Bu sistem bu dağılır yani. Ama karşıda bir muhalefet yok.
İşte var mı? Dolayısıyla sanki sürüyormuş gibi görünüyor. HDP hadisesi ve işte bu AYM kapatılsın filan falanlara giden iş zaten ne kadar bunları öngörmek çok zor değildi. Bunu demeye çalışıyorum. Sen bu yola girmişsen, daha önce defaatle konuştuk yani. Bu yola girmişsen sürekli olarak korkuyu, işte öfkeyi, her şeyin dozunu arttırman gerekir. Yani oyunun kuralı bu. Sen akıl yoluyla, rıza yoluyla işleri yürütmüyor isen, korku yoluyla yürütüyorsan işte bunun dozunu sürekli arttırman gerekir. Ve işte durmadan da böyle daha olmayacak işler yaparak. Yani işte tamam madem öyle Gergerlioğlu meselesine konuştuk. Yani niye Gergerlioğlu? Ya bak Gergerlioğlu'na bile yapıyoruz kardeşim. Sembolik değeri bu yani. Gergerlioğlu'na bile yapıyoruz. Ayağınızı denk atın. Lan sizin başınıza kim bilir neler gelir yani. Evet neyse orada bir başka şeyler de gelişiyor diyelim. Buradan bir kapatalım istersen. Gergerlioğlu'nu da gözaltına aldılar ve sanıyorum hapis cezasını çekecek. Ama bir anjiyo yapılacakmış galiba. Bir yapılmış. Sağlık meselesi yapılmış mı? Bir gün yatacak hastanede sonra içeri alacak. Evet. Şimdi evet önce hastane sonra herhalde hapishaneye gitmiş olacak. Aslında çok zaman geçti. Bu Çin-İran anlaşması üzerinden Batı Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Türk Konseyi meselesini de hızlıca bir ele alalım istersen. Çin Dışişleri Bakanı önce Suudi Arabistan'a geldi. Arkasından Türkiye'ye geldi. Türkiye'den İran'a gitti. İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Umman'a gidip bir Orta Doğu turunu gerçekleştirdi. Aslında bu sadece İran değil, ABD'nin kendisini çevreleme için işte Japonya, Güney Kore, Hindistan ziyaretleri yapmıştı Dışişleri Bakanı'yla, Milli Savunma Bakanları Austin. Ona karşı bir o çevrelemesine, bu da bir Orta Doğu çıkarmasıyla cevap vermiş oldu. Çin ve en önemli anlaşmayı da İran'la yaptı. İran bu anlaşmayı açıklamıyor kamuoyuna. 400 milyar dolarlık bir anlaşma, kritik şeylerde daha çok da petrol çıkarma, doğalgaz çıkarma, onu kendisi alacak, limanlarını el koyacak, bir adayı sanıyorum İran Çinlilere verecek, Çinliler bunun karşılığında siber işte güvenlik desteği verecek, 5000 kadar da Çin askeri kendi oradaki yatırımlarını korumak üzere İran'da bulunacak. İran'da da bu çok kabul görmedi, Ahmet Nejat başta olmak üzere bazı isimler bunun çok şiddetle itiraz ediyorlar. Ama şimdilik böyle bir anlaşma yapıldı. Buna karşılık da Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği hemen harekete geçti. Bu anlaşma vardı ya, o anlaşmanın ilk oturumu yapılacak. Taraflar kabul etti, İran da kabul etti. Önce Amerika ile İran yüz yüze gelmeyecek ama bir görüşmeler yapılacak. Sonra muhtemelen önümüzdeki günlerde Amerika bu anlaşmaya geri dönmüş olacak. İran'la Çin anlaşmasını imzaladıktan sonra doğru anladımsa Ruhani'ye şeyi hatırlatmışlar. Uygurları hatırlatmışlar. O da bizimkilere yakışacak bir cevap vermiş. Yani Uygurların Müslüman olduğu nereden belli? İbadet ediyorlar mı filan falan gibi laflar etmiş. Amerika'ya karşı çıkıyorlar mı filan gibi laflar etmiş. Tam bizimkilere yakışacak bir şey yani. İran ama zaten Uygur Türkleri, Müslümanları çok mücadele ediyor Müslüman kardeşlerle birlikte o cenahta. Onlarla karşı karşıya geldiği için onlara itiraz ediyor zaten. Mezhep meselesinden dolayı itiraz ediyor, öyle diyelim. Şimdi bu hikayede başat aktörler olarak görünüyor olan Çin ve İran, ikisi de kadim medeniyetler. Bunların arasından İran'ın müteaddit defalar kendi coğrafyasından çıkıp geniş coğrafyaları kontrol etme tecrübesi oldu. Ve fakat Çin'in böyle bir itirazı hiç olmadı. Yani kendi ard ülkesinin dışında bir yerleri kontrol etmeye çalışmak gibi bir şey çok uzun işte 5000 yıllık tarihinde ilk defa yapıyor. Ve benim hissiyatım o ki bu konudaki acemiliği her halinden belli oluyor yani. Geçen sefer söylemiştim yani böyle efendi gibi bir efendi köle ilişkisi kurmayı beceremiyor. Yani kölenin her şeyine oturmaya çalışıyor. Bu İran meselesindeki anlaşma da bende o intibağı bıraktı. Yani bunu başkalarına yani Angola'ya yaptığın zaman ya da işte Gana'ya yaptığın zaman iyi kötü bir orada bir şey olur da yani İran'da bunu biraz daha efendice yapmak gerekiyordu diye düşünüyorum. Birinci tarafı bu. Yani bu acemilik Çin'in başını derde sokacak diye düşünüyorum yani. İkinci tarafı bu Orta Doğu çıkartmasının da zaten bu acemiliğin bir ürünü olduğunu düşünüyorum. Yani Orta Doğu'dan
herkes çıkmaya çalışırken Çin'in buraya girmeye çalışması genel dinamikleri doğru okuyamıyor olduğu sonucuna varmama sebep oluyor. Bu çok anlaşılır bir şey. Yani sonuçta genel dinamikleri okuyacak olan bir entelijansiyası yok. İşte orada bir heyet, bizimki gibi yani bir heyet, işte bir dünya masalı üzerinden kendilerine, ülkelerine bir şey biçiyorlar. Ellerinde çok dolar var. Bu dolarlarla yapacak bir şey yok. Yani bu daha önce Japonya'nın başına gelmiş bir belaydı. İşte bu dolarları saçarak bir dünya iktidarı satın almaya çalışıyorlar. Bunu nasıl halledecekler bilmiyorum. Şimdi ama ana hatları itibariyle burada belki hani üzerine düşünülmesi gerekiyor olan, konuşulması gerekiyor olan şey bu Süveyş'teki geminin kanalı kapatmasıyla da bir kere daha yeniden gündeme geldi. Sonuçta bir süre daha Çin dünyanın imalat merkezi, üretim merkezi olmayı sürdürecek gibi görünüyor. Yani en azından Çin'in kendisine kısa vadede biçtiği başka bir rol yok. Ve dünyada Çin'in öyle veya böyle işte Sincan'da yaptıklarına, kendi halkına yaptıklarına filan falan göz yummayı sağlayabilecek olan şey de ana hatlar itibariyle o imalat kapasitesi olacak gibi görünüyor. Şimdi ama daha en başından zaten şu sıkıntı vardı. Çok uzak. Yani Çin sonuçta malların tüketildiği noktalara çok uzak. Dolayısıyla bir maliyet, taşıma maliyeti farkı var. Ve bu taşıma maliyeti farkında Çin üstlenmek zorunda kalıyor. Yani o malın Almanya'da satılabilmesi için işte şu kadar fiyat konursa anca satılabilecek. O fiyatın içine Çin'in üretim maliyetleri ve kârı yanı sıra ulaşım maliyetleri de giriyor. Ulaşım maliyetleri düşerse Çin'in kazancı artacak. Dolayısıyla bu Çin'in problemi oldu. Tüketicilerin problemi değil, üreticinin problemi oldu. Ve buna karşılık da işte bildiğim bu kuşak yol projesi vesaireyle filan falan kendi mallarını daha ekonomik olarak tüketim merkezlerine ulaştırmaya çalışmak gibi bir hesapları var. Bu hikayenin içinde İran bir mana taşıyor. Kalan Orta Doğu ülkeleri sadece işte petrol açısından bir mana taşıyor. Onda hükmü kalmadığını düşünüyorum. Yani. Ama İran'ın bu anlamda da bir fonksiyonu olabilir. Ciddi bir fonksiyon olabilir yani. O fonksiyon Türkiye'ye de bir takım roller getirir. Çünkü İran'ın açılması için de Türkiye'ye ihtiyaç var yani. Süper, tabii. Ama işte hani bütün bunları böyle doğru dürüst, serin kanlı, devlet aklıyla değerlendirebilecek İran'da da Türkiye'de de kadrolar yok. Yani burada aslında hem Çin'i terbiye etmek, Çin'i sisteme daha serin kanlı biçimde entegre etmek, hem de Batı'yı terbiye etmek, yani bu anlamda kendi kaynaklarını, kendi varlıklarını dünyanın kalanıyla daha namusluca birleşmesini sağlamak konusunda filan falan bir takım fonksiyonlar üstlenebilecek işler yani bunlar. Ve Türkiye'de, İran'da burada sahiden çok kolaylaştırıcı roller üstlenebilir idiler. Eğer böyle agresif ve manasız emperyal hayaller kuruyor olunmasaydı, abuk sabuk ideolojik takıntılara girilmemiş olsaydı. Ama yani bu ideolojik takıntılar da ne İran halkında ne de Türk halkında yok. Yani sen de şimdi demin İran içinde söyleyeyim. Yani bu takıntılar İran halkında yok yani. Ama İran'a cennet vaat ederek gelmiş olanlar ülkeyi bir cehennem haline getirdiler. Şimdi o cehennem halinde olmalarını açıklamak için dış güçleri bulmak zorundalar. Aynı Türkiye'de olan şey Türkiye'den 20 yıl önce oldu İran'da. Yani bize bir cennet vaat edip geldiler. Beceremediler. Ha biz becerememişiz diyemedikleri için ama biz becerecektik de işte Amerikalılar şöyle yaptı, Almanlar böyle yaptı diye bir masal anlatıp bizi baskı altına almalarını meşrulaştırdılar yani. Aynı şey İran'da daha önceden oldu ve daha çok pekişti. Bu kıskaçtan çıkılabilseydi başka bir dünya kurulabilirdi. Her halükarda başka bir dünya kurulacak ve o dünya anlaşılan o ki bize hak ettiğimizden daha az. Peki mesela Çin'in bu üretim kapasitesini alternatif yeni bölgeler ortaya çıkamaz mı? Mesela Malezya, Pakistan, İran, Mısır, Türkiye, Afrika'da başka ülkeler, bu mümkün değil mi? Ya şimdi sonuçta herkes bu hayalleri kuruyor ama ana hatları itibariyle bu iş için gerekli olan finansal kapasite sadece Çin elinde var. Yani Pakistan kendisini doyuracak bir şeyler yapmak için bile Çin'den borç almak ihtiyacı hissediyor. Şimdi dolayısıyla kısa vadede bu iş olabilirmiş gibi görünmüyor. Yani Batı o finansı sağlayabilir Çin'i terbiye etmek için. Batı'nın öyle bir hikayesi olduğunu hiç zannetmiyorum. Yani
Batı sonuçta Çin tedarikini sağlasın, bunu garanti etsin. Neyi tedarik ediyorsa bunu sağlasın, bunu garanti etsin. Karşılığında da kazandığını kazansın. Orada işte bir odak olarak kendi iddialarını da sürdürsün. Buna da bir itiraz olduğunu zannetmiyorum. Orada tamam, esas ama Çin, mesele... Çin artık eskisi gibi değil. Yani daha agresif oluyor. Sadece kara gücüydü. Şimdi deniz gücü olmaya başladı. Mesela 2019 yılında Rusya, Çin ve İran Hint Okyanusu'nda tatbikat yaptılar. Deniz tatbikatı, askeri tatbikat. Bunu önümüzdeki yıl tekrarlayacaklar yeniden. Yani bir askeri bir güç olarak da ben varım demeye çalışan bir Çin var. Ve yanına da sürekli yeni isimler alıyor. Rusya, İran, başkalarını da muhtemelen alacaktır. Alacak, almaya çalışacaktır yani. Sonuçta ben Rusya'nın, özellikle bu İran anlaşmasından sonra Rusya'nın değerinin Çin nezdinde ciddi oranda düştüğünü düşünüyorum. Rusya'da zaten bir şeyler değişiyor ve işte bu değişimlere uyum sağlamakta zorlanıyor olduğunun işaretlerini bu Ukrayna kriziyle de görüyoruz yani. Yani çok güvencesiz, güvenliksiz şartlarda yaşıyor olduğumuz bütün dünya olarak zaten aşikar yani. Orada bir anlaşmazlığımız yok. Ama kimsenin böyle uzun vadeli hesap yapabilecek durumu olduğunu zannetmiyorum. Kimsenin böyle niyetleri olduğunu da zannetmiyorum. Ve Çin'in askeri potansiyelini falan da şeyi çok ürküttüğünü düşünmüyorum. Yani bunu zamanında Rusya ile oynadılar. Şimdi de Çin'le oynamaya çok teşne olduklarını düşünüyorum Batı'nın. Yeter ki dediğim gibi o tedarik zincirleri kopmasın. Çin'e alternatif bir şey yaratmaya çalışmanın maliyeti, yani hem onun maliyeti çok yüksek hem de zaten öyle bir şey yapmaya kalktığın zaman Çin'in agresyonu artar. Yani dolayısıyla bu iş normal şartlarda Çin'in kendi iç dinamiklerine ihale edilmesi gereken bir şey. İşte ne olacak? Çin'de zenginlik artacak. Artan zenginlikle Çinli turistler dünyayı görecekler. Çin'de de başka şeyler istemeye başlayacaklar falan filan. Kendi iç dinamikleriyle bunun mayalanması gerekiyor. Olabilir yani. Bütün bunlar oluyordur da zaten. Yani bunları da görmüyoruz ama yani Çin'in içini görmüyoruz ama yani Çin şimdi her halükarda dünyanın kalanıyla mukayese edilmeyecek bir tarihe sahip. Yani şey anlamında, farklılık anlamında. Yani bir adada yaşıyor olan Japonların ciddi bir emperyal motivasyonları var ve işte böyle bir tarihleri olmuş. Yani Japonya adalarından çıkıp Çin'i kolonileştirmeye çalışmışlar ama mesela Çin gidip Japonya'yı kolonileştirmeye çalışmamış yani. Böyle bir ihtiyacı yok zaten. Böyle bir toplum. Topraklar yani, çok. Olabildiği kadar kendisini dünyaya kapatarak hayatta kalmaya çalışmış bir toplum. Yani anlaşılır sebepleri var. Bir dönem dünyanın en parlak medeniyetini kurmuşlar ve taarruz altındalar. Ya şimdi bırak barbarlar kendi hallerinde yaşasınlar. Biz şöyle kendi duvarlarımızı örelim, içine yaşayalım noktasına gelmişler. Öyle yaşaya gelmişler. Bu konuda Kissinger, Çin'i dünya sistemine entegre etme hayalini ilk kuranlardan bir tanesiydi. Onun Çin üzerine çok teferruatlı analizleri vardı. Yani o çok daha veciz bir Çin'e şeyi söylüyordu. Yani Çin'deki rejime bakarak Çin hakkında bir şey söylemenin alemi yok. Yani Çin'de rejim ne olursa olsun Çin hep aynı Çin'dir yani. O devasa bir ada. Yani aslında bir kara devleti ama sonuçta devasa bir ada yani. Bir tarafı çöl, bir tarafı dağlar vesairelerle yapılan. Dolayısıyla işte ilk defa böyle uluslararası bir güç, bir emperyal güç olma hayalini hayata geçirmeye kalktığında yani bir tehdit, herkes için bir tehdit yani. Neyi yapacağını kestiremeyeceğin, geçmişte yaptıklarına yaslanarak şimdi ne yapacağını kestiremeyeceğin bir şey. Çok büyük. O büyüklük de çok anlam taşıyor ama hani ben hep aynı kanaate sahibim. Yani bu yaratıcılık seviyesiyle Çin'den bir cacık olmaz kimse için. Yani sadece bir kaba güç olarak tehdit olur yani. Şimdi bir de Türk Konseyi kuruluyor. Son toplantı yapıldı. Bu 2019'dan bu yana çalışan bir şeydi. Son dönemde hızlandırıldı. Kazakistan'da fiilen yapılacaktı. Orada bir Türkistan diye bir yeni şehir kuruldu ama mecburen pandemi şartlarında çevrim içi bir toplantı gerçekleşti. Sonbaharda İstanbul'da toplantı yapılacak. Bu son toplantıydı, resmi olmayan bir toplantı. Ve ilan edecekler sonbaharda İstanbul toplantısında Türk Konseyi kurulacak. Bu bir tür Birleşmiş Milletler gibi, Türk Birleşmiş Milletleri falan şeklinde de ifade ediyorlar. Ve bunun 12 asil üyesi olacak. Bunlar Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Macaristan,
Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bunun bir de gözlemci üyeleri var. Rusya, Afganistan, Pakistan, İran, Katar, Libya, Irak, Suriye, Lübnan. Bunlar da gözlemci ülkeler olarak. İşte yeni bir şey kuruyorlar. Bir işte asamble kuruldu, parlamentolar birliği kuruldu. Çeşitli işte ekonomik işbirlikleri kuruldu. Güvenlik için danışma işbirlikleri kuruldu. Akademi Dünya Türk Akademisi kurulmuş olacak filan. 300 milyon nüfuslu bir bölge ve 2 trilyon dolar hacimli bir ekonomiye sahip burası. Bu önümüzdeki dönemde nasıl bir rol oynayacaktır? Özellikle Çin'in yol kuşak projesinin güvenli bir koridorunu mu oluşturacak, yoksa ona daha mı bir set çekecek? Ve Türk dünyası Türkiye'yi de acaba yepyeni bir ilişki ağının bir parçası haline mi getiriyor Avrupa Birliği ve Batı'nın, ABD'nin dışında? Şimdi Birleşmiş Milletler mi, Birleşik Devletler mi? Avrupa Birliği gibi bir şey mi? Avrupa Birliği gibi işte, Birleşmiş Milletler, Türk Birleşmiş Milletleri diye adlandırıyorlardı. Bu resmi isim değil tabii. Yani bir tür Avrupa Birliği gibi. Yani, Türk Birleşik Devletleri oluyor o zaman. Yani sonuçta yani Birleşmiş Milletler bambaşka bir şey de o anlamda. Evet, evet. İşaret ediyorsun. Hani sanki, şey olsun diye böyle bir laf ediveriyorlar takarlarken. Esasen Avrupa Birliği de... O laf ediyor olanlar Birleşmiş Milletler'in ne manaya geldiğini bilmiyorlar manasında söylüyor. Yani sonuçta evet. Bu kurulmaya çalışılan şey bir tür Birleşik Devletleri ise yani bunun daha önce hayalleri kuruldu, denemeleri yapıldı. Sonuçta mevcut sosyoekonomik göstergeler itibariyle yani şimdi şöyle yani, uzatmadan nasıl söylenir bunu? Yani Türkmenistan'la Bosna'yı aynı kapta nasıl eritebiliriz? Yani Türkmenistan dediğin yer şu anda pandemi yasaktır dediği zaman pandeminin yasaklandığını varsayan bir otoritenin elinde yani. Bunların kendilerinin kendilikleri yok. Kendi özellikleri yok yani. Orada böyle Afrika'daki diktatörlerin bile tahayyül edemeyeceği kadar absürt sistemleri olan ülkeler var bunların arasında. Bunlar arasında Azerbaycan'ı da saymak lazım. Yani şimdi biz burada böyle bir her şeyden şikayet edip duruyoruz da haklı olarak hakkımız da yani. Ama Azerbaycan'ın şartlarına bakarsak biz bayağı hukuki bir zemine sahipmişiz gibi de görünüyor. Şimdi bunları çözmeden öyle işte bir araya geldik şu kadar ekonomi bu kadar asker gücü falanla dünyada bir dünyanın gidişatını etkileyecek bir şey yapmanın imkanı olmadığını düşünüyorum ama bu problemleri çözmek için de bir kaldıraç olarak kullanılacak olsa yani işte rahmetli İzzet Begoviç gibi falan böyle hayalleri olan birileri olsa ve işte bu toplumları dünyada hak ettiklerini yaşamayı hayal eden birileri olup bu araçları bu anlamda kullanmak için yaratmaya çalışan birileri olsa tabii çok farklı yerlere gidebilir ama bugünkü mevcut şartlarda bugünkü liderlikler, bugünkü entelijansiya kapasitesiyle bakıldığında buradan bir şey olmaz yani. Yine de bir kurum oluşturuldu ve organlar çalışıyor. Bugün ağır aksak çalışır, yarın daha hızlı çalışır hale gelir. Bir trafik kurulmuş oldu yani, bir işbirliği oluştu pek çok alanda olduğu gibi. Hepimizde aynı şey var. Hepimizin ihtiyacı dışarıda. Evet. Doğru. Bitirelim mi burada? Olur. Tamam. Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Clubhouse'da cuma akşamı değerlendirdik. Biraz küreselleşme, milli takımın başarısı üzerinde Z kuşağı diye. Önümüzdeki cuma gene Clubhouse'da da olacağız. Çarşamba günü mühim şeyleri de konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.